Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından İçişleri Bakanlığı'na sunulan ve kabul edilen Devlet Millet El Ele Projesi'nde ilk toplantı pazar günü yapıldı. Devlet Millet El Ele Projesi kapsamında bugün mahallenize misafiriz. Biz sizin mahallenize hoş geldiniz diyelim. Proje ile il merkezinde bulunan gelişimini tamamlamamış 16 mahallede devletin sıcak yüzünü vatandaşa göstermek, sorunları yerinde tespit etmek ve vatandaşın devletle beraber hareket etmesini sağlayarak kentlilik ve vatandaşlık bilincini yaşatmak amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı'na Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bir proje müracaatında bulunduk. Ve genel itibariyle biliyorsunuz son zamanlarda Elazığ'da insanların genel itibariyle bir takım problemleri vardı. Ve görüyorduk ki devletle millet arasında muhtarlar, sivil toplum kuruluşları aktif görev yapamıyorlardı. Nedenine gelince kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlardı. Sürekli problemleri yukarıya taşımaktan ki siz haklısınız. Mahallenin bir takım problemlerini muhtarlar aracılığıyla üste iletilmesi noktasında baskı oluşturdunuz. Ama muhtarlarımız da arada hep ezildi kendilerini ifade ederken. Ve bir kopma yaşandığını düşünüyoruz. Daha doğrusu belki bir eksen kayması diyelim. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'na bir müracaatımız olmuştu. Devletle milleti bir araya getirelim. Vatandaşlar kendi problemlerini yetkililere bizatihi iletsinler ve yerinden yönetimden çözüm bulalım. Bu da bu projede kabul edilmişti. İçişleri Bakanlığı adına Elazığ Valiliği yetkili kılındı ve projenin birinci ayağı olan 10 tane kurum tespit edildi. Bu 10 tane kurum müdürlerinin bu tüm toplantılara katılımıyla ilgili valilik teminat altına girdi ve karşılıklı imzada bu teminatı imza altına aldık. Biz de Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak diğer sahil görevleri yerine getirmek üzere görevlendirilmiş olduk. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu projesi bugün ilk mahallemiz olan Çaydaçıra Mahallesi ile başlamış oldu. İlk olarak Çaydaçıra Mahallesi'nde yapılan ilk buluşmada yeni kurulan Çaydaçıra Mahallesi'nin sorunları vatandaşlar tarafından dile getirildi. Servis araçları otobüslerin 7.30'dan sonra buraya gelmemiş olması ve normal otobüsler halinde servis araçları da yeterli olmaması, yani okulların açılacağı düşünürsek bundan çok sıkıntı olacak. Temizlik müdürü Adnan Bey'le ben görüştüm. Çöplerin akşam alınmasını istedim. Sabah alınıyor çünkü köpekler dağıtıyor. Biz tekrar temizlik zorunda kalıyoruz. Okul ile sitemiz arasındaki mesafe, ilkokul çocuğundaki çocukların gidip gelmesi zor. Servislerin olması gerekiyor. Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Doçent Doktor Bilal Çoban toplantıda vatandaşın problem, talep ve çözüm önerilerini dinledi. Biliyorsunuz ben de bir acizane, hem bir görme engelliyim, görme engelliler dernek başkanıyım. Doğu Ege Doğu Bölge Sorumlusuyum Ankara'da yönetim kurulu üyesi olarak. Ben bu konularda çok rahatsız oldum. Rahatsızlığımın nedeni de birkaç değerli abimizle, hocalarımızla dile getirdik. Ve bu dile de getirmemizin sonucunda mağduriyetlerimiz giderildi mi? Yeterince giderilmedi diyebilirim, açık ve net söyleyeyim. Halen daha sorunlarımız devam etmektedir. Bazı arkadaşlarımız dediler ki basından dert yandılar. Arkadaşlar, basın bizim her şeyimiz. Basın bizim gözümüz, kulağımız, her şeyimiz basın. Basın bize daha ne yapsın? Basın geldi, benim arabam bile karda iteledi, yolda çıkardı. Basın daha ne yapabilir? Onlara camiam ve şahsım adına özellikle çok iyi sakin olarak teşekkür ediyorum.